kaçaklara girdiysek de ben Adalet Bakanlığı'nın sözlerini tekrar ettim. Görüntü o. Açıkça sahada AKP eser miktarda da olsa var. Nasıl var? Devletin zoruyla var. Bakanları, kaymakamları, valileri, emniyet müdürü, nüfus müdürüne varıncaya kadar herkes alanda. Şimdi siz de biraz önce ifade ettiniz, tabii seçim yasakları var. Benim de tam size dönerken bahsettiğim o televizyon programında konuşan bir anketçiye Abdülkadir Selvi'nin sorduğu soru benim aklıma geldi sizin bu söylediklerinizden sonra. Şöyle bir soru sordu. Yani o para sayma görüntülerinin seçmende hiçbir etkisi olmadı mı gibi böyle bir soru sordu. Şimdi bir yandan da işte gördük, az önce ekranlara getirdik. Yürüyen merdiven kumpasları, İstanbul, Ankara, otobüs kumpasları, yani tüm bunlar yapılmaya devam ediliyor bir yandan da. Bu arada İstanbul'u soracağım ama daha ne beklersiniz bu önümüzdeki 9 gün içerisinde Sayın Sağlar? Valla ben İstanbul, eğer İstanbul'u soracaksanız, İstanbul seçimlerinin açık ara önde gittiği düşüncesindeyim. Bu hani denir ya, vücut kimyam bozuldu derken akıl kimyaları da bozulmuş durumdalar. Partili Cumhurbaşkanı'nın daha önceki bir sözü var, unutmayın, onu söyleyeyim. Hayat pahalılığı var, enflasyon yüzünden kaynaklanıyor. Dünyada en yüksek enflasyon hemen hemen bizde. Dolayısıyla enflasyonu yenersek hayat pahalılığı ortadan kalkacak. Şimdi bu sözler meyalen Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri. Aynı sözleri söyleyen ağız daha önce de ne diyordu? Faiz sebep, enflasyon sonuçtur diye. Şimdi enflasyonun olduğu ve hayat pahalılığı buradan kaynaklandığını söyleyen ve ben ekonomistim diyerek Türkiye'nin bütün ekonomisini kendisinin yönettiğini itiraf eden bir kişi, bugün zamların altında ezilen kalıcı yoksullukla, daha doğrusu fakirlikle, hatta yumurta bulamayacak bir hale gelen ülkedeki insanlardan nasıl oy bekler? Yani oradaki gazeteci arkadaşın bu oy kazanmamıza neden olmadı mı sorusu hayretle izlenecek bir sorudur. İbretle, dolayısıyla bunları izledik bizler de. Evet, ibretle de izlemek gerekiyor. Bunu iyi görmemiz lazım. Ve ben AKP bu seçimlerin artık kendileri için bir son nokta olacağı düşüncesindeyim. Ve en kısa zamanda da bir erken cumhurbaşkanlığı seçimi olacaktır. Oraya doğru gidiyor. Nitekim onun altyapısını oluşturuyorlar. Bu benim son seçim diyerek ve üzülerek de söylemek isterim. Bahçeli, sen Türkiye yüzyılının birinci adamısın, bulunmaz insanısın diye övgüler düzdüğü Recep Tayyip Erdoğan, bir daha kalıcı hale gelebilmek için ya da seçime girebilmek için bir altyapı oluşturuyor. Belki de Bahçeli ile birlikte bu hazırlığı yapıyorlar. Biliyorsunuz zaten bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı anayasaya göre meşru değil. Neden? Çünkü üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı yapıyor. Bakanları da kamu görevlisi olmasına rağmen 14, daha yeni, çok yeni, 2023'te 14 Mayıs, 28'de ve 28 Mayıs'ta sadece kamu görevlileri olmasına rağmen alandaydı ve milletvekili adayı oldular. Tabii seçim yasaklarının da şu anda delindiğini görüyoruz bu çalışmalar. Şimdi bakın, ne kadar eski Türkiye dedikleri ama eski hukuk devleti, hukukun üstünlüğüne inanmış olan Türkiye'de bildiğimiz gibi seçime giderken İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve Ulaştırma Bakanı bağımsız olarak seçilirdi. Şimdi İçişleri Bakanı İstanbul'da kapı kapı dolaşıyor, oy istiyor. Kuruma vermiyorlar ama oy istiyor. Ya ne kadar doğru bir karar verilmiş, yani bir hukuk devletinin seçimlerin demokratik olması, adaletle neticelenmesi doğrultusundaki alınan o kararları bozan bir ucube rejimle idare ediliyoruz biz şimdi. Bu rejimde İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı o parayla kara paranın olup olmadığına bakacağız diyor. Ben de söylüyorum, Adalet Bakanı çok iyi bilir kara parayı.
AKP çünkü kara parayla palazlanan bir parti. Nereden geldiğini bilir ama CHP'de kara para bulamaz. CHP'de para bulamaz çünkü. Yani CHP'nin insanları dürüsttür. En ufak bir yasa dışı faaliyette ya hemen yakalanırlar. Çünkü bilmedikleri için bu. Ama AKP profesyonelce bunu yapıyor ve zaten Adalet Bakanı da bunu açıkça söylüyor. Kara para mı değil mi? Biz ona da bakacağız. Nereden çıktı kara para olup olmadığını? Nasıl anladı? Onu da anlamış değilim Adalet Bakanı. Şimdi bu baktığınız zaman İçişleri Bakanı'nın sözlerine gelelim. Yani bundan önce Süleyman Soylu vardı. Türkiye'yi mafyaların cenneti haline getirdi. Bir ev almışlar ve Türk vatandaşı olmuşlar. Biz onlarla birlikte burada yaşadık. Şimdi birçoğu da herhalde oy verecekler. Sonra bunları temizliyoruz dendi. Ne zaman hiç seçime gidildiği için. Ama hala duruyorlar bunlar. Yani bakın her tarafta yine Timur Soykan'ın yazılarına baktığınız zaman yine uyuşturucu ticareti var. Her tarafta limanlarda, şurada, burada. Bunları görmemezlik yapamayız. Bu Türkiye'nin kötü bir noktaya doğru gittiğinin göstergesidir. İtiraf da ediyorlar ama biz o itirafları zaman zaman kaçırıyoruz. Şimdi Sayın Sağlar, hem size hem de izleyicilerimize iki görüntü arka arkaya ekranlara getirmek istiyorum. Birlikte izleyip sonra da yorumunuzu almak isterim. Az önce izleyicilerimize gösterdiğimiz bir görüntüydü. İstanbul'dan devam edelim. Murat Kurum Adalar ilçesindeydi dedik biraz önce. Adalarda yurttaşa seslenirken arkadaşlarım şimdi getirecek o görüntüleri ekranlara. Bakın işte böylesi bir kalabalık vardı. Murat Kurum'u dinleyenler. Cep telefonu kameralarına işte böyle yansıdı. Yani adalarda anladığımız kadarıyla beklediği ilgiyi bulamadı AKP adayı Murat Kurum. Şimdi bir de Eyüp Sultan'a gidelim bu görüntünün hemen sonrasında. Yine arkadaşlarım onu da ekranlara getirecek. Bir halk buluşmasına katılmıştı Ekrem İmamoğlu. İstanbul'un el değiştirmesi beklenen, daha doğrusu böyle olduğu ifade edilen uzmanlar tarafından ilçelerinden birinde geçerken arabasıyla yurttaşlar tarafından yolu kesiliyor ve orada ayaküstü bir miting diye dönüşüyor o anki buluşma. Hatta bir sesi de duyalım arkadaşlar, çok kısa, çok kısaca. Ve bu görüntü acaba ne anlatıyor Sayın Sağlar size? Nasıl yorumlarsınız bu iki görüntüyü yan yana koyduğumuzda? Buyurunuz. Bu görüntüler sadece İstanbul'u anlatmıyor. İstanbul'da Sayın Ekrem İmamoğlu'na olan teveccühü görüyoruz. Murat Kurum'u da bu nereden çıktı dediğini görüyoruz. O toplantının da köfteci olsun diyor da bence Murat Kurum daha önce tesisatçı olsaydı çok daha iyi olurdu. Hiç olmazsa TOKİ binalarına su basmazdı. TOKİ binaları doğru dürüst bina haline gelirdi. Onu bir kenara koyalım ama bu ciddi bir şekilde artık toplumun AKP'yi sırtında taşıyamayacağının göstergesi. Benim de gittiğimiz, bizim de bütün arkadaşlarımızın gittiği yerlerde Ekrem İmamoğlu gibi büyük bir teveccühle karşılaşıyoruz. Yani o bir kurtarıcı aramanın noktasında olduğu yurttaşların aslında karar verdiklerini açıkça gösteriyor. Peki diyeceksiniz ki bu kadar ilgi var. Bu sandığa yansır mı? Daha önce de size söylemiştim ama hiç kimse oralı olmuyor. Parti yöneticileri de olmuyor. Devlet hiç olmuyor. 14 Mayıs seçimlerinde 9 milyon insan oy kullanmadı. Bu 9 milyon insan olmadığı için mi oy kullanmadı? Yoksa hiçbir siyasi partiyi ya da adayı benimsemediği için mi oy kullanmadı? Bunun çok ciddi bir şekilde ivedilikle öğrenilmesi gerekiyor. Yine aynı seçmenler oy kullanacak diye listelerde yer alıyorlar. Bu sefer ben merakla bekliyorum. Ne kadar oy kullanmayan seçmen var? Eğer şunun için anlatmaya çalışıyorum. Bu seçmen isimleri var, oy kullanmadı diye görülüyorsa ve sonunda bu kadar olgu gelişip AKP hep seçimleri kazanıyorsa bu seçimler hileyle kazanılan seçimler olduğu artık tescil edilmiştir. Nitekim 16 Nisan 2017 referandumunu AGİT, yani uluslararası bir kurum, açıkça hileyle kazanılmış bir
referandum diye rapor etmiştir. Dünya arşivine böyle girmiştir uluslararası arşiv. Bu bizler için yüz karası. Yani Türkiye'nin demokrasi konusundaki karnesinin kırık olmasının altında yatan işte bunlar. Ben bu tabii teveccühü gösteriyor. İstanbul'da bir hiçbir kuşkum yok. Dolaştığım İstanbul'da gittiğim yerlerde de gördüm. Ekrem İmamoğlu açık ara alacak yani. Hani 16 binden 38 bine çıktı ya, bu sefer başka daha da fazla olacağı düşüncesindeyim. Şimdi o zaman bir de hızla sizi İzmir'e götürelim. Yine arkadaşlarım görüntüleri de ekranlara getirecek. Hatta dün paylaştığımız görüntüler de vardı arkadaşlarım, onları da hazırlarlarsa eğer. Hamza Dağ orada, AKP'nin adayı Hamza Dağ. İşte zaman zaman Barlar Sokağı'nda görüyoruz kendisini. Dün yine Mehmet Ali Çelebi'nin paylaştığı görüntülerde gördük ki içkili mekanlarda oy arayışındaydı Hamza Dağ. Bu da bir reklam filmi Sayın Sağlar. Hamza Dağ'ın reklam filmi bir orkestra şefini orada canlandırıyor. Ama bir eksik var sanki. Tıp